Bir de şey diyeceğim, bir de şey diyeceğim. Bizde, gerçi bizim grubumuzda öyle çok bir sorun olmadı. Çok öyle bir sorun olmadı ama genel olarak gördüğüm bir şey. Böyle aldığım mesajlarda, mektuplarda gördüğüm bir şey. Şimdi hepimizin malum içsel böyle bir şeyimiz var. Sorunlarımız, bir mücadelemiz var. Hepimizin, yani ruhsal anlamda. Hepimizin böyle kendimize kurduğumuz şeyler var. Belli cümleler hani falan. Bunlar da çoğunlukla olumsuz oluyor. Çocukluktan geliyor. Artık nereden geliyorsa önemli değil. Şey, olumsuz oluyor ve görüyorum ki bu cümleler, bu olumsuz cümlelerin, işte ben zaten hiçbir şey yapamam. Ben zaten her şeyi yarım bırakırım. Şu bu falan. Bunlar şey, dil öğrenme işine de yansıtıyoruz çoğunlukla bunları. Yani aldığım mesajlar, özellikle en çok gördüğüm şey bu. Hani bu dil öğrenme dediğimiz bu son derece güzel işi, yani bunlarla kirletmemek lazım. Bunu özellikle son olarak bunu söylemek istiyorum. Yani hani öyle bir videom da var şeyde, YouTube'da, hani dil öğrenme işine ego sorunlarımızı bulaştırmamak gerek. Yani hepimizin olan o sorunları. Yani bu hakikaten çok güzel. Böyle her gün inanın 5 dakika bile yapsanız sonuç veren ve insanı hiç bırakmayan. Mesela spordan veya müzikten farkı şu. 10 sene önce yaptığınız bir şey bile şu an böyle bir şekilde sizde kalıyor falan. Müthiş bir şey. Çok da vefakar bir iş falan. Hani böyle bir iş olarak görün derim. Aman aman aman, hani o kimi dönem hepimiz kendimizi kötü hissediyoruz. O dönemlerde İngilizce de arada kaynamasın. Yani o çok böyle üzücü oluyor. Çünkü onunla hiç ilgisi yok aslında. Yani o bizim tamamen kendi iç meselemiz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim valla. Çok sağ olun her şey için. Düzenli olarak görüşemeyeceğiz bundan sonra, ama her zaman görüşeceğiz inşallah. Şeyden, her telefonumuz var, sosyal medya şey. Her zaman iletişimde kalmayı ben de çok isterim kendi adıma. Şey, iyi ki varsınız. Valla güzel bir süreç oldu. Bundan sonra da inşallah her zaman iletişim halinde kalırız.